İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar Osmanlıca dersimizin 2. ünitesini yapacağız. Neler işleyeceğiz? Hat çeşitlerini, çeviri yazı sistemini ve harflerin sayı değerleri olan ebced sisteminden kısa kısa bahsedeceğim inşallah. Hat çeşitleri nesi, rika, sülüs, talik, küfi ve divani olarak değerli arkadaşlar. Bakın e, ee, okunuşlarına bakarsanız birinci de hoş gör sevelim sevilelim olduğun gibi görün göründüğün gibi ol İşte hat sanatının çok güzel nadide eserlerinden başka hasbunallahu ve ni'mel vekil diye devam eden hasbunallah tekane kabe kavseyni ev edna şeklinde yazılmış güzel bir hat sanatında gördünüz. Kıymetli arkadaşlar, Nesi, Matbu yani Rika, Sülüs, Talik, Küfi ve Divani hatlarla verilen aşağıdaki kelimeleri okuyun diyor. Bu kelimeleri karşılaştırarak harflerin Sülüs, Talik, Küfi, Divani yazışlarını tanımaya ve harfleri birbirine ayırt etmeye çalışın diyor. Şimdi nesih yani matbu yazı değerli arkadaşlar Osmanlıcanın en kolay yazılmış halidir. Kanalımızda 10. sınıf Osmanlıca ders videolarına bakarsanız nesi yani matbu yazımızda işlenmiş derslerimizi görürsünüz. Burada biz birinci kelimeyi okuyup rika hattıyla nasıl yazıldığını, sülüsle nasıl, talikte nasıl, küfi ve divanide nasıl yazıldıklarını inceleyeceğiz. Bakalım. Birinci kelimemiz kıymetli arkadaşlar. Andelip. Ne demek de andelip? Bülbül demek. Bakın rika ile andelip bu şekilde yazılıyor. Sülüsle andelip, talikle andelip, küfü biraz daha zor bakın andelip, divani daha da zor andelip bu şekilde daha güzel şekillerle yazılıyor. Padişah kelimemiz padişah rika, padişah sülüs, padişah talik, padişah küfi, padişah da divani yazılışı. Servet kelimemizin, bakın servet, servet, sülüs de. Sülüs biraz daha nesihe yakın fark etmeyenizdir. Ancak rika yazısı, özellikle rika, zaten rika hattıyla el yazısı da yazıldığı besbelli oluyor. Çünkü burada bakın üç nokta bu hali alırken servet de yine sülüs de aynı kalıyor. Yine talikte de yine üç nokta varken küfide de üç noktamız yani rikaya dönüşmüyor ancak divani de direkt dönüşüyor. O zaman ne yapacağız? Rika ile divani rika yazısı yani el yazısı oldu daha ağır çıkar. Fark bu. Aşağıdaki kelimelerimize bakalım. E, muhabbet bakın değişik yazılı muhabbetin yazılı şekilleri muhabbet zerafet zarafet yine bahçe bakın bahçenin değişik hallerini gördünüz huzur huzur bu şekilde değişiyor en altta ki yazılarımız gülzar bakın gülzar bu şekilde müjgan kelimemizde bakın müjgan bu şekilde yazıyor. İşte hat sanatı ile ilgili yazıları öğrenin diye bunları vermişler. Şimdi bir yazımız var, metnimiz var. Burada daha doğrusu ayet-i kerimeymiş. Ala e suresinin 1 5. ayetlerimizin ter tercümesi, Türkçesi. Bakın allah Teala ne buyuruyor. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöbe çevirendir. Evet. Şimdi bu yazımızın, bu matbu yazımızın kıymetli arkadaşlar, diğer hat sanatlarıyla yazılmış hallerini bir tanesini okuyalım mesela şurayı. Bakın. Yeşille. Yüce Rabbinin adını tesbih et o yaratıp şekillendiren ahenk veren tamam ve düzene koyandır. Rika olduğu için özellikle bunu okuyorum. Bakın gözünüzde alışsın. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöp çevirendir çör çöbe çevirendir ala bir beş. Diğerlerine de zaten bakın Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbinin daha doğrusu en zor bakın şurada Yüce Rabbinin, Yüce Rabbinin şeklinde ayetimizin tercümelerini diğer hatlarla verilmiş. Şimdi ne Nesihrika, Sülüs, Talik, Küfü ve Divani hatlarla verilen aşağıdaki mısraları inceleyin diyor. Bakalım. Ne yazıyor burada? Evet. Nesih hattımıza başlayalım. Akil isen kıl namazı çün saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil ki müminin miracıdır. Evet çok güzel. Ee, yine Rika yok ya öncelikle. Bakın diğerleri zaten sülüs falan benziyor. Akil isen yani akıllı isen diyor. Kıl namazı çün. Çünkü saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil kim müminin miracıdır. Evet, namazı müminin miracıdır. Değerli arkadaşlar, zaten Osmanlıca dediğiniz zaman el yazısı Rika ve matbu yazı Nesi daha çok akla geliyor. Ancak işte Sülüs, Talik, Küfi ve Divani de hat sanatları olduğu için onları da özellikle Küfi ve Divani'nin ne kadar şekilli ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Aynı mısralar zaten orası. Şimdi de Karaca olandan dörtlükler verilmiş kıymetli arkadaşlar. Her biri ayrı hatlarla yazılmış olan sağ sütündeki dörtlükleri yan sütündeki nesih rika yazılışlarından faydalanarak okuyun diyor. Karaca olandan dörtlükler. Biz sol taraftan okuyalım. Siz sağ tarafa daha sonra gözünüz alışsın inşallah. Evvel sen de bakın yücelerden uçardın. Şimdi enginlere indin mi gönül? Der ya deniz dağ taş demez göçerdin. Bakın en alt sıramızda karadan menzilin aldırmı gönül. Sağ tarafta da bunun rik'a yazısı var değerli arkadaşlar bakın. Evvel sende yücelerden uçardım şimdi enginlere İndin mi gönül, derya, deniz, dağ, taş demez geçerdin. Karadan menzilin aldın mı gönül. Burada okutucu H'nin çıkmadığını bu şekilde yazıldığını görüyorsunuz. İkinci kıtağımızı okuyalım. Hasta oldun yastığını istersin. Kadir Mevlam sağlığını göstersin. Cenneti e'ladan bir köşk dilersin. Boynunun farzını kıldın mı gönül? Yani beş vakit namazı kıldın mı gönül diyor. Yine şuradan da bakın isterseniz burayı da okuyalım. Hasta oldun yastığını istersin. Kadir Mevlam sağlığını göstersin. Cenneti e'ladan bir köşk dilersin. Boynunun feryadını, boynunun farzını kıldın mı gönül? Evet, feryat değil, farz. Evet, iki kıta daha varmış. Hemen orayı da yapalım inşallah. nice sultanları tahtından indirdi, nicesinin gül benzini soldurdu. Evet. Nicelerini, nicelerin gelmez yola gönderdi. Evet, niceleri gelmez yola gönderdi. Evet. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm şeklinde. Şurayı hemen okuyalım. Nice sultanları tahtından indirdi. Nicesinin kül benzeni soldurdun soldurdu nicelerin burada nicelerin evet şurası da nicelerin nicelerin gelmez yola gönderdi bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. Evet, son kıtamızı okuyalım. Karaca olan der ki, kondum göçülmez. Tamam mı? Kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbeti, içilmez. Üç derdim var, Birbirinden seçilmez bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Hemen sağ tarafta okuyalım. Karaca olan der ki kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var birbirinden seçilmez. Bu daha kolaymış değil mi? Bakın. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm şeklinde. Burayı da okumuş olduk. Burada değerli arkadaşlar hat çeşitlerimiz var. Bunları siz inceleyin. Buraları okumaya çalışalım mı? Altlarında zaten okumuşlar yazıyor. Bakın yukarıdan okumaya çalışalım canıma bir merhaba bir şurada merhaba kıldı ezelde çeşmi yar bakın şurası yar şöyle mest oldum ki şuraya kadar gayrın merhabasını merhabasın bilemedim. Evet. Zaten burayı hemen okursun. Maşallah. Bunlar kıymetli arkadaşlar. Dört diline denklem gibi çözmeye çalışırsınız bu şekilde. Ya Rab bana bana bir feyzi kanaat ver ki namerde değil merde de merde dahi eyleme muhtaç. Evet, çok güzel sevdiğim bir söz. Namerde değil, merde değil eyleme muhtaç diyor. Şurayı okuyalım. Gel keyfim gel. Evet. Gel keyfim gel. Şu iki kısmı da okuyalım. Bismillah. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Evet değerli arkadaşlar, okumaya devam edelim.